Annen. Anneanne mi? Abimin anneannesi mi var? Ne diyor annen? Ne anneannesi? Bir gün çıkıp geleceğini biliyordum. Bana diyeceğin bir şey yok mu babanla? Ya siz? Bilmiyorduk mu diyeceksiniz? Babaannenden korktuk mu diyeceksiniz? Anne. Anne sen biliyor muydun? Miran. Oğlum. Oğlum mu? İnsan onunla böyle bir şey yapar mı Esma ana? İnsan ana kokusuna hasret kalmış bir çocuktan anneannesini saklar mı hiç? Saklanmasına müsaade eder mi? Biz buralardan gitmiştik. Ben yaşadığını bile bilmiyordum. Bu kadar mı korkuttun insanları? Korkuttum doğru. Miran bu kadın ölmüş bilecek dedim. Böyle bir anneannen olduğunu bilmeni istemedim. Neden? Sen üzülme diye. Ama ben sustum. Susma! Konuş o zaman. Konuşayım he mi? Konuşayım. Ama anlatacaklarım yüreğini dağlamaz. Anan hayattayken bunun ziyaretine gitmezdi. Git kızım dediğimde benim anam sensin derdi. Neden biliyor musun? Onu her görmeye gittiğinde para istermiş. Zengin kapıya gelin oldun ama bana hayrın yok dermiş. Çok baktım ben onunla dedene. Babam bile karımın anasıdır. Başkasına el açmasın ne istiyorsa ver demişti. Ama Dilşah utanırdı. Utanırdı bunun bitmek bilmeyen isteklerinden. Bu kadın kapımıza her gün geldi. Ama seni almak için değil. Seni görmek için değil. Senden vazgeçmek için geldi. Yalan! Yalan! Yalan he mi? Sen değil miydin kızı için boşluk parası isteyip onu mal gibi satmaya kalkan? He? Para vermezseniz velayet davası açarım. Miran'ı da seni de süründürürüm diye. Şimdi inkar mı ediyorsun? Senin hiç Allah korkun yok mu kadın? Nasıl söylüyorsun bu yalanları? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Bu kadın bizden para istedi. Hem kızı için hem senden vazgeçmek için. Yeter! Verseydin o zaman. İstediği paraysa verseydin. Anneannem de o benim. Anneannem. Evinde bir oda daha açsaydın, sofrana bir tabak daha koysaydın da ben anneannemle beraber büyüseydim. En azından o zaman gerçekleri kendi gözümle görerek büyüdüm. Sen ne diyorsun Miran? Ben ne zaman anamı konuşmak istesem susturdum beni. Ben sen üzülmeyesin diye. Ben zaten üzgündüm babaanne. Anasını babasını kaybetmiş bir çocuk zaten üzgündür. Oğlum ben kimsenin parasını istemedim. Ben sadece seni istedim. Sen kes sesini. Niye susturuyorsun? Madem doğruları söylemiyor, madem yalan konuşuyor niye susturuyorsun? Bırak konuşsun, anlatsın. Miran da kendi karar versin kime inanacağına. Benim evimde kimse bana saygısızlık edemez. Ben bu kadını senden eski tanırım gelin hanım. Şimdi iki ağlayıp yalvardı diye gözünüzü boyamasına izin mi vereceksiniz? Belli ki döndüğümüzü duymuş çıkmış karşınıza. Şimdi kendini acındırıp parasızdıracak. O çıkmadı karşıma. Ben buldum. Şimdi gerçekleri öğrenmek istiyorum. Bana bütün gerçekleri anlat. Gerçekleri ha?
Bence sen gerçeği değil, duymak istediklerine inanmak istiyoruz. Ben sözümü söyledim. Mahmut! Bu kadın derhal buradan gidecek. Tek bir adım daha atma! Anneannem burada kalacak. Kalmayacak. Burası benim evim, izin vermiyorum. Burası sadece senin evin değil. Bizim de bu konakta hakkımız var. O yüzden kendi başına karar veremezsin. Miran anneannesinin bu konakta kalmasını istiyorsa burada kalacak. Gönül ablam doğru söylüyor. Aslan beylerin sahip olduğu her şeyde babalarımızın da hakkı var. O yüzden abimin anneannesi abim istediği sürece burada kalabilir. Anla artık. Her şeyin tek sahibi sen değilsin. Esma Ana! Anneanneme bir oda hazırlayın. Hemen ol. Demek bana karşı çıkıyorsunuz ha? İsyan ediyorsunuz demek. Ben bu kadın gibi sizi başımdan salmadım. Sizden hiçbir şeyi esirgemedim, hiçbir şeyden mahrum bırakmadım sizi. Babalarınızın yokluğunu hissetmeyin diye elimden geleni yaptım. Karşılığı buymuş demek. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir gün babaannem haklıymış diyeceksiniz. İnşallah o gün çok geç kalmış olmazsınız. Öyle çekip gitmek yok babaanne. Daha sorularım var. Şükran Hanım, siz geçin şöyle oturun biraz. Ben hemen geleceğim, tamam mı? Gel, gel. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.